Selamlar arkadaşlar, Mirler ve Dengelere. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten özel bir içerikle karşınızdayız. Şimdi biliyorsunuz uzun zamandır yokuz, kayıplardayız arkadaşlar. Tüm atıştırmalıklarım da bitmiş durumda. Elim ayağım titreyerek konuşacağım, biraz mazur görün. Neyse, biz abi dedik ki bir oyun yapalım. Böyle bir oyun yapım sürecine el attık, şey yaptık, böyle giriştik. Bu da abi oyundaki ekip arkadaşlarınızca böyle bir toplanalım, konuşalım, Tabii. edelim. Oyundan bahsedelim. Ne kadar kötü anlattım bu arada. Neyse. Yani kısaca arkadaşlar, size oyundan bahsedeceğiz. Bugün çıkış yaptık. Hem Steam sayfamız çıktı, hem Kickstarter sayfamız çıktı. Detaylıca bahsedeceğiz, edeceğiz ama ilk önce birbirimizden bir bahsedelim. Bir arkadaşları tanıyalım. Başlayalım abi. Benim hemen yanımda Başar duruyor. İlk Başar'dan başlayalım abi şurada. Ben 2000 müzisyeniyim. Zorla ses tasarımı yaptırılan. Zorla ses tasarım. Kanka. İfşa Biraz öyle olduk. oldu yani. Abi hemen altımızda burada Görkem kardeşim var. Kendisi kamera açmak için çöktü hatta ama zorlayınca abi silah çektik biz. Kamera açacaksın veya açacaksın falan. Şaka yapıyorum. Yani öyle kamera açtırdık biraz zoraki. Abi, buyur abi, Yeni bahsedebilirsin kendinden. ben de ekibin yardımcısıyım. Oyunun tüm kodlaması Evet. benim elimden geçti. Hangi programı kullanıyorduk abi? Rampi. Renpy değil mi? Renpy mı? Böyle birkaç farklı okunuşu var galiba ama yani Ya evet, herhalde o şey bir Python falan gibi oluyor birazcık, yani değil değişiyor. mi? Biraz daha o muhabbet gibi oluyor. Abi bu arada şey de söylemezse kayıp olur. Grubumuzda biz böyle başladık da arkadaşlar. 3 kişi değiliz, 4 kişiyiz. Bir de İngilizce çevirmen arkadaşımız var. Ki görsel roman. Bir de biz bayağı detaylı yazıyoruz. Yani uzun yazıyoruz aslında. O yüzden çeviriler de ek şey oluyor, böyle yorucu oluyor. Kendisi şu anda yurt dışına gitmekte olduğu için hiç onu rahatsız bile etmedik bu çekim için. Kafasını karıştırmayalım, şey yapmayalım, Evet. yorgunluk yüklemeyelim diye. Yani dört kişiyiz. Japonca çevirenimiz de var bu arada. Aynen Japonca arkadaşlar. Oyunumuz Japonca'ya da çevriliyor bu arada. Onu çevirmiş. da böyle biraz belirli kaynaklardan yardım alarak gene ben yapıyorum. Bir yandan hikayeyi yazıyorum. İşte İngilizce çevirisi olduktan sonra Japonca kısmına oturuyorum gibi gibi gidiyor. Şimdi arkadaşlar, bizler kendimizce birkaç soru hazırladık. Bu sorulara göre cevap vereceğiz şimdi birazdan. Hazırladığım sorulara göre konuşacağız. Biraz devrik konuşuyorum, biraz kötü konuşuyorum. Kusura bakmayın, uzun zamandır video çekmiyorum zaten, biliyorsunuz kanalı takip ettiğiniz için veya unuttuğunuz için daha doğru olabilir. Hem biraz kendimizi hatırlatacağız hem de bu tarz içeriklerden biraz daha fazla çekeceğiz oyunu geliştirirken. Böyle arada hem sizleri de bilgilendirelim oyunun aşamada nasıl gidiyor falan. Hem de böyle sohbet muhabbet güzel, keyifli oluyor. Bu arada şu anda Müller ve Dengeler ismini kullanıyoruz. Ancak oyun ismimiz bunun İngilizce versiyonuyla Seals and Equilibria. Yanlış telaffuz etmediysem bu şekilde abi. Ekilibrium diye okunuyor. Ekilibria herhalde. Olabilir, olabilir. Ben kötü telaffuz Büyük ediyor olabilirim. ihtimalle. Grubun ismini telaffuz edemem ama ayrı bir komik yalnız, değil mi? Evet, şimdi öncelikle biz kimiz diye abi bir soru şey yapmışlar. Biz neyiz abi, kimiz abi? Arkadaşlar biz oyun yapmak için toplanmış kısaca bir ekibiz. Mürler ve dengelerden biliyorsunuz. Oyun oynamayı da seviyoruz, ediyoruz. Oyun oynamayı seven insanların illa böyle aklında bir proje de olur, bir şeyler olur. Günün birinde yapmak istediği, şey yapmak istedi. Bizde bu istekler daha yoğundu. Böylelikle birleşmiş, ekipleşmiş, bir şeyler üretmek, böyle insanlara, sizlere sunmak için bir takım çalışmalar yapan ekibiz diye tanımlayabiliriz herhalde kendimizi. Değil mi, Acılar değil mi? çeken. Acılar çeken, evet, çoğunlukla. Özellikle mesela şey, şimdi görsel roman yapıyoruz, Rampai demenizden anlamışsınızdır arkadaşlar. İşin yazılım kısmı oluyor işte. Farklı dillere, bu arada oyunu 3 ayrı dilde çeviriyoruz. Türkçesinden yazıp diğerlerine geçiyoruz. İşte
Ben bir yeri düzeltecek oluyorum hikayede. Bazen şey oluyorum, bu cümle böyle olmamalı, şöyle falan filan şey diyorum. O sırada Görkem böyle sinirli, abi diye öyle neden abi değiştiriyoruz diye böyle tüm dillerden tek tek böyle bir sürü bir şey alt üst oluyor tabii ben onu değiştirince. Zorluklar çekiyoruz abi. Görsel romanın bir de zorlukları olabiliyormuş. Çok enteresan bir şey. Öyleyse sorulardan devam edelim. Abi, hemen bir müzik sorumuz var. Müzikleri yaparken en çok hangi kısmında zorlandın abi? Benim böyle çok saçma yazım şeylerim var böyle. Abi şu hissi versin ama böyle gibi olsun. Buradan şunu anımsatsın falan gibi bir tanesini de örnek gösteririm abi. Sorularda ne olmadı? Ama önce bir senden duyalım abi. Nerede zorlandın bunları yaparken veya oldu mu hiç seni zorlayan bir kısım? Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Buyur abi. Benim internet gitti ve şöyle oldu. Gitti geldim ve şöyle oldu. Senin zorlayan kısım neydi abi? Dedi. Ben de sadece bu geldi. Harika. Evet. Şimdi şey gibi olacak abi, çok profesyonel gibi değil yani. Şöyle zorlanıyorum ama zorlanmak ya birazcık da oturttuğumuz müzik tarzı karışık bir müzik tarzı ya. Ondan dolayı her müziğe başladığımda şey gibi olmuyor. Nasıl desem. Her dokuyu birbirine direkt olarak bağlamam gerekiyor. Yani albümün dokusu olması gerekiyor. Albüm diye düşünüyorum bir noktada. Yani müziklerin dokusunun oturması lazım. Onu düşünüyorum ama onun dışında şey olmuyor yani. Şey çok zorluyor. Aşırı ara duygular. Abi muzip bir neşe. Müzik bir şey. Ben hatta Zibidin. bulabilirsem bir tane örnek arkadaşlar size müzikleri yaparken böyle başarı söylediğim şeylerden şey yapmak istiyorum. Bunlar video denemelerimiz. Tekinsiz bir şey falan diye böyle hani betimlemeler güzel oldu da şey gibi oluyorsun hani. Anlıyorum abi. Evet. Tekinsiz bir müzik nasıl yapılır? Müzik Yaparsın notlarında mı bu arada? olması lazım sanırım. Olur yani hani. Örnek müzik üzerinden de gittim oluyor. Örnek müziğin problemi şöyle oluyor tabi. Çok kısıtlıyor direkt olarak. Yani şey İlerken. kısıtlıyor. Burada şimdi ister istemez şöyle bir durum oluyor. Dinleyici şeyi anlayamıyorsa anlayabiliyor mu anlayamıyor mu? Yani sözümü iyi sen sana değil de hani. Hı. Piyano mu aslında orada onu hissi veren onun farkında olmadığı için. Ben bir şey yap yanlış gidebiliyor yani bazen benim yaptığım müzikler. Ona göre değişiyor. Ha, onun işte zorlayan kısmı iki tane türü çaprazlıyoruz bir noktada işte. Orkestral müzik. Bir de ya şöyle etkilendiğim Vangelis var direkt olarak. Vangelis işte Blade Runner müziklerini yapan abi. Direkt onun neredeyse onun birebir synthlerini kullanıyor gibiyim yani. Onun dışında orkestral müzikten etkileniyorum. Onu şeyle direkt hissediyorsunuz zaten. Uzaylı da vardı ya Nox Varus. Müziğinde. Nox Varus'un müziğinde direkt şey var yani hani kick var, drum var. Tabii o olay o değil ama hani işte daha cyberpunk bir var ama bir anda keman giriyor. O keman daha bir şey garip ya farklı oluyor. Kurtarıyor bunu birazcık şeyden dolayı da kurtarıyor. Birazcık Japon işi gibi olduğu için yani karma karışık olduğu için birazcık o müziğin garipliği de oturuyor, kurtarıyor. Birbirine oturuyor. Harika, harika. Ben Zor. mesela buradan bir soruyu şey yapayım abi. Siz de görmüşsünüzdür burada bayağı bir şeyler. Mesela Noxorus dedik. Aha, okuyorum. Noxorus müziği. Kırmızı tenli, iki adet boynuzu olan sinirli bir uzaylı insanlardan nefret ediyor. Zengin bir karakter. Ana karakter ile karşılaştıklarında aralarında geçen gerilim kısmında bu müzik çalacak diye not almışım abi. Burada eminim daha manyakları da vardır. Problem şurada başlıyor. Zengin olmasına mı odaklanmalıyım, uzaylı olmasına mı odaklanmalıyım, çatışmasına mı odaklanmalıyım, öfkesine mi odaklanmalıyım? Hepsine Hepsini birden yok yani hiçbir şey yapamaz bunu. Hiçbir şey yapamaz demeyeyim de yani. Peki hangisine odaklandın abi onu yaparken? Sinirli olmasın. Sinirli olması. Mantıklı, Yani mantıklı. En baskın duyguya odaklandın sanırım. uzaylı ve sinirli zaten oturttuğumuz müzik tarzından dolayı da uzaylı hissinde oturuyor. Direkt sinire odaklandım yani. Sinirden Harika, de harika. şey gibi ama atak gibi daha çok yani.
saldırıyor gibi. Ya müziği dinlerken de onu hissediyorsun zaten. Müziğin girişi de öyle mesela. Dın dın diye giriyor hani. Dındırırın diye. Dındırırın diye değil de hani basları daha bir garip. Kickleri daha vurucu şey. Oradan yakaladım. Ama şey bir durum var yani. Orada senin yazdığın diyaloglar şey gibi ya daha çok. Geri adım attığın diyalogda o agro yapıyor. Ya agresyonu o yaratıyor. Karakter işte seçim yaptığı zaman da saldırgan seçim yaptığı zaman da yine agresyon yaratıyor. Yani hiçbir zaman barışçıl, daha naif bir noktaya gitmediği için diyalog kurtarıyor müzik yani orayı. Anladım. Öyle bir durum var. O bayağı bu arada şeymiş aslında işin arka planı. Karmaşık geldi böyle dinleyince böyle. Abi iyiymiş ya. Evet. Süper harika. Bu arada Müzik şey gibi oluyor. he. Daha kötü yani. Ekstra bir not gibi şey. Müzik de hani duygu verdi geçti gibi oluyor ama aslında gidişata göre yapman gerekiyor. Ya şey de öyledir. Hadi birazcık boş yapacaksak Doom'un 2006 çıkışlı oyunuydu yanlış hatırlamıyorsam. Müzisyen abiye çok da önemli abidir unuttum. Valla çok özür dilerim. Çok saygı duyduğum bir insan yani. Olsun. O Olur abi abi arada. mesela müzik o şeyin Doom'un 2006 oyunun müzikleri çok kötü oluyor. Çok kötü derken yine kurtarır ama Doom'un müzikleri bir olaydır yani. Doom metal diye bir şey oluştu hani böyle kültürün oluşturulmuş bir şeyi falan ya böyle ciddi bir etkisi var. Niye kötü bu oldu müzikler diye bakıldığı zaman müzisyene game dizaynı vermemişler yani level dizaynı vermemişler. Karakter nereye gidecek? Düşmanlar nerede Ya. gelecek? Onları vermedikleri için adam kafasına göre sallamış. Bir mix masteringi de rastgele bir adama yaptırmışlar. Yok Ciddi bir be. adama da yaptırmamışlar. Baya çöp çıkmış yani müzikleri adamın. İnanılmazmış bu arada ya. Abi, o zaman gerçekten de şey doğru bir ilerleyiş olmuş değil mi bizim? Hani abi işte bak hikaye böyle, ortam böyle, durum böyle, abi bak oyunu oyna falan böyle. Bilmek önemli. Neticede anladığım kadarıyla. Bilmek önemli, Şimdi. bir de yapanı da tanımak lazım. Yapan kişi ne düşünüyor onu da bilmek lazım, ona göre işi ya küçük ekip olmanın Mantıklı. olayı o. Yani birbirimizi iyi tanıyoruz, iyi anlıyoruz gibisinden. Ama Yani gayet evet. mantıklı bu arada. Sen onu derken ben seni neyi kastettiğini anlamam gerekiyor bir noktada. Muhtemelen ben de onu anlatmaya çalışırken kendimi ne kastetmek istediğimi bilmiyor olabilirim. O durumda bayağı evet abi tanımak iş yapıyor olabilir. Şimdi bu projeye nasıl karar verdik? Ekip nasıl bir araya geldi? Parantez içine almışım gibi bir şey oldu. Buradan ben böyle bir Projeye ben karar başlangıcı vermedim. evet aynen böyle bir projenin girişiyle ilgili ben küçük bir başlangıç yapayım abi. Bizim bu projenin temelleri yani şey olarak hikayenin temelleri epey geriden beri var üzerinde çalıştım. Ancak hani genel akış şekilde gerçekleşti. Ben bir gün böyle işte webtoon denemeleri yapıyorum. Çiziyorum, ediyorum. Görkem de yanımda böyle konuşuyor, sohbet, muhabbet. Sonra dedim ki Görkem, abi ben görsel roman yapacağım dedim. O da abi ben de yardım ederim dedi. Ve böyle bir şey oldu. Bir giriş kısmı oluşmuş oldu abi. Burada ama önemli bir şey atlandı bence. Bir şey vermek lazım. Background vermek lazım. Buyur abi. Örkem'de ondan önce şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Sunucuya gelip bir tane bot kurmak için yardım eden bir elemandı. Abi evet ya bizim evet ya tanışmanları çok tuhaf. Abi bizim genel olarak takıldığımız bir sunucu var. Bu Bir durum var ya. sunucu bizim şimdi hepimiz anime seviyoruz arkadaşlar. Kimse kimseyi kandırmasın. Waifu botu var abi. Ya waifu pazarı işte waifu alıp satıyorsun. Tabii biz botu kurmayı başaramadık. Valorant'tan o dönemler arkadaşların tanıştığı bir arkadaş grubu abi biliyormuş falan dediler. Ulaştık kardeşim sen biliyormuşsun yardım eder misin falan. Görkem de geldi abi ben yaparım bu botu. Ayarladı bizim için sağ olsun. Yani benim de orada manyak bir waifu şeyim pazarım oluştu neyse. O günden bugüne böyle Görkem'le arkadaş olduk, oyun oynadık, dost olduk, konuştuk, ettik, sohbet ettik. Kendisi şu an hiç konuşmuyor abi. Evet, Neden sürekli ne sus? diyeyim? Şu an kamerayı açtı ve gerginlikten konuşamıyor. Abi peki sen ne hissetmiştin Görkem? Böyle ilk görüştüğümüzde konuşuruz da ne bileyim abi. Seni de konuşturmak istiyorum çok. Kendim rol çalıyormuşum gibi hissettim. Kötü Evet. hissettim.
Ben dinlemek yetmiyorum. Bana sıkıntı yok da. Ya 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 estağfurullah. o zamanlar işte sen webtoon yaparken oyunu şey yapınca ben de zaten bir heves olduğu için hani oyun yapmak istiyorum. Bir şeyler geliştirmek istiyorum. Ya tam da üstüne denk geldi. Yazılımla da ilgileniyordun galiba, değil mi abi? Sen bölüm müydü? Nereden şey Ben olmuştu? abi ortaokuldan beri zaten yazılımla bayağı ilgileniyorum. Her türlü Robot yazarak. robotik. Robot, evet robot. Özellikle robota çok fazla aslında benim abi şeyim var. Çok güzel. Ama hani ne kadar fazla değil o kadar iyi deyip başladık bir yeni bir de daha. Hatta İyi yanlış ilerliyor gibi. hatırlamıyorsam şey falan yapmıştık. Abi bir deneyelim falan yaptık böyle. Görkem rampayı indirdi işte. Benim Webtoon'un böyle görsellerini oyun motoruna koymaya çalıştık. Bir yandan tutorial bakıyordu böyle. Ay bak oluyor geçiyor falan böyle oldu. Ben de o sırada şey düşünüyorum. Tamam, ben Görkem'e kafalar bunu daha zorlarını yaptırırım falan. Abi tamam böyle yapacağız, basit yapacağız. Hiç zor olmayacak. Çok basit anlatacağız oyunu derken birçok seçeneğe bir anda ayrılmaya. İşte karakterlerin geliş geçişleri böyle estetik bir şekilde falan derken ben böyle yavaş yavaş kilitledim gibi abi çek şeyi hissediyorum. Sanki öyle geçti. Başlangıç Aynen. Ama hepsi de oldu yani, evet dediğin gibi. Zorlandığımız şey olduğumuz, takıldığımız kısımlar oldu ama Görkem şey yaptı yani, onu bir şekilde açtı buldu, oturttuk yapmak istediğimiz her şeyi diye şey yapabiliriz. Bunun dışında ikinci kısım abi, Başar'la tanışmamız bambaşka bir macera. Biz evet. aynen bu oyun projesine karar vermeden önce arkadaşlar farklı bir oyun yapıyorduk. Benim böyle bir sürü maceram var oyun Oraya yapmakla ilgili. benim gelme background'ımı da anlatabilirim. Buyur Sonra abi. sana da kal. Buyur abi. Ortalarda en az 30 tane falan, en az 30 tane falan oyun grubuna girip hiçbirinde oyun çıkartamayınca bir tane isim vereyim mi ya? Ver, ver Sıkıntı abi. çıkar. Sıkıntı olmaz herhalde yani. Alper Bey vardı. Alper abi. Bir oyun çıkartmış sisteme. Ben de yazmıştım, demiş ki abi bir yeni oyun yaparsan beni al. Ben burada müzisyenim falan demiştim. Yeni oyun yapmaya başladı. O sırada yine ben bir sürü gruplara giriyorum, projelere giriyorum. Hiçbiri çıkmıyor. Garip garip CSGO yapmaya çalışan gruplardayım ve ne çıkarsa artık yani kötüsünden bir şey çıkartmak istiyorum yani. Hani bir yerde bir müzik çalınsın MP3 çalarak falan gibi oluyorum. O sırada Alfer abi dedi ki oyun geliştiriyorum. Girdim. İki kişiyiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü kişi yok. Üçüncü kişi de zaten başka bir karakter. Başka bir insan o da yani, Asım abi. Orada müzik yapmaya başlamadım. Çünkü daha oyun yok ortada. Hani işte yaptığım birkaç tane var ama anime müziği için. Böyle basit basit. Anime müziği ne kadar güzeldi bu arada ya oyunun, neyse. 8 bitti o eski anime O müziği. benim Senin sonrasında gördüğüm böyle. Anlatmıştım ya böyle, sonrasında senin kafamda örümcekler geçiyor falan diye böyle. çok pastoraldi. Evet ya, çok şey bir müzikti. Ondan öncesinde full şey gibiydik yani, hani Alper abi şey yapıyor. Ya, sanat önemli değil, oyun falan gibi yapıyor. Hani sanat önemli derken mekanik olarak şey yapıyordu. Ondan dolayı 8 bit bir çok template bir müzik yapmışım. Çok template değildi ama yani şeydi, çok basitti. Sonrasında Asım abi geldi. Kendisi çok iyi bir çizer. Elleri dert görmesin. Buradan da övelim mi kendisini? Aynen öyle. Asım abi vardı. O geldi gruba. Bu arada yani marketing hani pazarlama çıkışlı birisi, çizerliği var. Ondan dolayı da şey gibi böyle ambalajı çok iyi olan bir adamın yani inanılmaz bir ambalajı var. Ambalaj derken yani pazarlama olarak inanılmaz bir adamın çizer de olduğu için oyun inanılmaz gözüküyor dışarıdan. Falan böyle yani böyle tasarımlar yapıyor. Patladığımız noktalar şunlar oldu. Mesela burada onu anlatmayacağım hani. Oyun patlama noktasına gitti bir noktada. Ondan öncesinde işte bir adam geldi sunucuya. Finrolt diye bir adam geldi. Bakıyorum böyle Finrolt diye birisi geldi. Animatör olarak. Asım abinin işte arkadaşını falan. Merhaba abi falan bir şey yazdı öyle. 6 ay yok. 6 ay. 6 ay. 6 ay yok sonra. O kadar hızlı Yani... kayboldum mu arada ya sonrasında? Ama dur bir dakika. Benim kaybolmamın bahanesi var abi.
Şimdi ben arkadaşlar o projeye animatör olarak geldim. Şimdi haliyle arkadaşlar bir animatörün animasyon yapabilmesi için ihtiyacı olan şey çizimdi. Bizde de Malzeme. çizim yoktu, malzeme yoktu. Ya vardı da işte ben daha ekibe katılmadan önce Mustafa arka planlarla başlamış. İşte animasyon gerekmeyen şeylerden. İşte yavaş yavaş karaktere doğru geldi. Ben de o süre içerisinde yapacağım bir şey olmadığı için öyle oturup bekledim. O yüzden yaktım. Yoksa öyle tembellik yapıp şey yapmadım. Gibi bir durum Asım oldu abinin tabii şey bir problem vardı yani. Oyunun içine doğru düzgün eklenemediği için, bazı import edilemediği için, sokulamadığı için içine bazı şeyleri motivasyon kaybı yaşıyor. Bir şey oluyor işte. Morali bozuluyor işte. Çay içemiyor falan bir şeyler oluyor. Ondan sonra uzuyor gittikçe iş. Yani bir iş yapılıyor diyelim. Animasyonu yapılsa işte bir daha falan gibi bir durum var işte. Uzuyor her şey uzuyor. Yani şey bir durum oldu. Finrod diye bir adam geldi. YouTube kanalı varmış. YouTube kanalına baktım. Aa falan oldum. Bu ne lan böyle YouTube kanalı canlı yayın açıyor falan böyle. Aa harbi adam bir şey yapıyor falan. Bu arada VR'larını bile görmedim senin. Senin VR'ı olayın varmış mesela. Aynen. Onu seninle konuştuktan sonra şey yaptım mesela. O kadar baktığımda görmedim yani. Allah Allah falan. Sonra bir dönem geldi. O dönemde de sen bir geldin bir şekilde ilerlemeye başladı falan. Yani günlük oturup haftalık toplanma durumlarımız oldu. Bazen ortak çalışmalarımız oldu. Öyle yani benim şey bir durumum var. Yani kısaca özetlersem bir türlü oyun çıkartamamış, müzikleri şey olmuş. Bir de şey çok kötü öğreniyorsun. Yani bu tarz şeylere takılınca emeğinin çok hızlı böyle yokuşa sürüldüğü bir ortam yani. Böyle şey oluyor böyle. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Bir anda bir geliyorsun yazılımcı psikolojisi bozulmuş. Bir anda projeyi silip Discord'u silmiş falan anladın mı? Hani böyle adamı bulamıyorsun dedi. Telefonunu arıyorum açmıyor falan böyle. Bir anda yok oluyor. Bu arada Benim geriliyorum sen anlattıkça abi, benim de başıma çok geldi. kalbim. Mesela Yok bir ara da. Weep Slayer abi, bir ara Weep Slayer diye bir oyun geliştiriyorduk. 7 ay boyunca çalıştık abi, tamam mı? Aralıksız çalıştık bu arada, şey işe gidiyormuş gibi oyuna çalıştık abi, Unreal Engine'dan yapıyorduk. Souls-like bir oyun. Oyunun mekaniklerini oturttuk. İşte ben animasyon 3D falan bir şeyler kısmındaydım. Kickstarter'dan kampanyasını başlatacaktık. Yazılımcı kaçtı abi. Böyle bir anda proje yok oldu falan gibi şeyler. Çok sık Benim olabiliyor sonum yoksa. abi. Aynen abi, fındık toplama sonu. Bizim abi biraz daha böyle şey oldu işte, iki farklı oyun grubunda çalışan kişi patlayan projelerle yan yana gelip abi sonunda Evet. tanıştılar böyle. İşte ben başarının Hayat işlerini kazandım. bayağı hoşuma gidiyordu bu arada, hep oyun için yaptığı müziklerde. Ya şey olur mesela, illaki vardı, siz de müzik dinlerken bir şey hayal edersiniz. Oyun projesiyle ilgili ben başarının müziklerini dinleyince aklımda direkt şey canlanıyordu, tema canlanıyordu. Abi şöyle bir şey yapmalıyım bu hikayeyle, bu müzikleri birleştirmek için böyle bir şey olur gibi böyle. Aklımda net şeyler canlanıyordu. O yüzden müzikler de bayağı hoşuma da gidiyordu. Biz bu oyun projesi devam ederken işte Görkem'le olan bu fikirlerimiz şey oldu. Abi hadi yapalım yapalım, gazladık. Sonra Başar'a işte konuştuk. O da ben de gelirim abi falan derken abi, buradan ekibin içinden yeni bir ekip gibi bir şey Evet. oluşmuş oldu. Bu O arada abi buyur o abi. sendeki 6 aylık boşlukta falan biz aslında bizim oyunu geliştiriyoruz. Bu oyunu geliştiriyorduk Ha, yani. aynen, bir Boşluktan yandan sonra da yani. aynen bu oyunu da geliştirdik o şeylerde. İşte bir yandan hikayesini yazdık, bir yandan karakterlerini tasarladık. Bir ton görseller, bir ton görsel düzeltmeler derken o da biraz şey bir yoğun bir süreç oldu aynı şekilde. Yani kısaca böyle bir anda toparlanmış ekip içerisindeki bir ekip olduk abi. Diğer ekip dağılınca da şey olduk. Ne denir? Böyle biz kendimiz abi devam ediyoruz modunda. Ayrı bir oyuna devam ettik yani. Aynen, Bildiğimiz. ayrı bir oyuna devam etmiş olduk. Oradan ayrı bir şey oluşmuş oldu gibi bir şey abi. Bu proje böyle ilerledi sanırım, bu sorunun cevabı bu şekilde. Son eklemlenen adam benim işte hani son yani müzisyen olarak giren benim. Ya şey gibi oluyor bir tık yani Discord gruplarından hayatta kalanlar bir araya geldi ve bir şeyler yapıyor gibi bir durum var yani. Şimdi zor bir soru abi. Yapay zeka kullandık mı? Şimdi
Yapay zeka kullandık abi belli noktalarda. Bunu ben şu şekilde açıklamak istiyorum. Biz bu oyunu belli bir sürece yetiştirmeye, belli bir süreçte çıkarmaya çalışıyoruz. O da tabii epey bir iş yükü bindiriyor. Özellikle de bana görsel kısımlarda, animasyonlarla da ilgilendiğim için çizimler, karakter tasarımları, animasyon derken bir yerde böyle ağır ağır tıkanmaya başlıyor insan. Ben de o süreçte arka plan görselleri yapay zeka kullanarak şey yaptık. Tabii ki de telifli bir yani program kullanıyoruz. Midjourney kullanıyoruz. Aylık ücretini ödeyerek şey yapıyoruz onun da. Ki birebir direkt almıyoruz. Kendimiz editliyoruz, değiştiriyoruz falan filan. Üzerinde uğraşıyoruz. Yani direkt arka planı yapay zekadan çıktı al yapıştır. Yapmıyoruz. Üzerinde çalışıp değiştirip o şekilde şey yapıyoruz. Bir de sadece arka planları orada kullanıyoruz. Onun dışında karakter tasarımıdır vesaire falan. Hepsinde kendim uğraşıyorum diyerek bu sorudan böyle kaçınabilirim. Peki. Yani tekniğin zaten bütün çizimleri yapmasının bir problemi oluyor. Yani şöyle arka plan yapmak ayrı bir uzmanlık alanı diye biliyorum. Benim de Ay, aynen öyle abi bir de şey ya ben arka planda yapmaktan nefret ediyorum böyle. Ya oturur yaparım ama yani onu yaparken artık. Evet. çizimin olduğu noktalarda kurtarıyor. Müzikte de yapay zeka kullanılmadı. Var aslında müzik yapay zekaları falan filan. Mix mastering için de kullanılabiliyor. Şu anlık göre bir ihtiyaç duymadım. Ya onları kullanacak. Daha doğrusu yani şey bir durum olmadı yani. Onlara yaptıracak bir şeyimiz olmadı diyeyim. Ne bileyim böyle bir ihtiyaç oluşmadı yani. Çünkü oturup yapıyorum zaten. Çizerlikte şey bir problem oluyor. Visual novel olduğu için bütün iş zaten çizim ve diyalog. Ondan dolayı bir problem. Hızlandırması gerekiyor sürecin birazcık da. Ya Her ikisi de aynen aynı öyle. kişi olunca. Her Bir ikisi de aynı biraz kişi. orada yılma olunca işte böyle yapay zekadan yardım aldık. O da cidden yani rahatlattı arkadaşlar belli bir noktada. Kickstarter'da bu arada şey yani bütçede de şey gösterdik aslında ya yani ChatGPT hani kullandığımız programların şeyi diye vermiştik zaten aynı zamanda. Galiba aynen. En alt Galiba kısmında direkt arkadaşlar geçiyor. En alt kısımlarda olması lazım. Use of AI diye hani hangi noktada nasıl kullandınız diye. onda Orada kullanılıp bir de aynen. bütçede de belirttik direkt diyorum. Yani bütçede de Ha, hani bütçede de budget aynen bir diye vardı ya şarkı. Orada da belirtmiştik direkt kullandığımız uygulamaları diye büyük bir ödemesi. ihtimalle bu videonun altında projeyle ilgili tüm linkler olur arkadaşlar. Oraya da tıklayarak bakabilirsiniz. Herhalde şey olur. Ulaşırsınız. Kendiniz de bir yandan göz geçirirsiniz. Öyleyse oyun hangi dillerde çıkacak diye şey yapmışım. Bunun cevabını çoğunlukla verdik arkadaşlar. Kendi dilimiz Türkçe'de hazırlıyoruz zaten. İngilizce buradaki olmayan arkadaşımız çeviriyor. Japoncasını da ben yapıyorum. Ek diller koymak istiyoruz. Ancak sorun şu ki ek dil yok abi bilmiyoruz Girmiyoruz. ekipte aynen. Yani yapay zekadır şeydir belki direkt GPT ile bir şeyler yapılabilir ama yani diyalog bazlı bir oyunda da ne kadar güvenmek ona doğru olur bilemiyoruz. O yüzden hani bu biraz daha şey şu anda bizim Kickstarter kampanyamız var. Oradan bir şeyler toplarsak güzel bir gelir elde edebilirsek evet eklemek istediğimiz çok fazla dil var. Mümkün olsa hepsini eklemek isteriz. Ona ekstradan bir bütçeye göre ekleme veya abi 3 dil gibisinden karar vereceğiz. Yani çok kesin bir şey yok ama düşüncemiz var o yönde. Görkem de bir yandan şey oldu abi. Ek dil, ek diller. Ya bu arada ek dil eklemek bayağı sıkıntı. Böyle biz çok kolay bir şekilde yapılıyordur gibi düşünüyorduk da. Bayağı zorlandık diye hatırlıyorum böyle tek tek yaz, tek tek yaz şey yap falan. Sıkıntılı bir süreçti. Görkem daha iyi bilir. Çok Diyor mu yordu, oğlum? çok yordu. Çok yordu değil mi? Özellikle şey oluyor mesela. Türkçesinde bir arkadaşlar bu arada oynarken karşınıza çıkabilir. Ben bozuk klavyeyle yazdım. Sonra klavyemi değiştirdim neyse ki. Bir ton hata yapmıştım tamam mı? Onları düzelttim. Bir tonunu düzelttim ya. Çok fazla düzelttim yazarken. Benim Türkçe eksikliğimden de kalan birkaç hata var. Orada onları düzeltiyoruz. Bir sürü şey düzelmek zorunda kalıyor çeviride falan. Ekle çıkar falan. Zor bir süreç yabancı dil şeysi. O yüzden
Şimdi daha dikkatli yazıyorum böyle. Son kontrolü direkt yapar yapmaz, yazar yazmaz şey yapıyorum. Umarım bu süreci de daha smooth bir şekilde geçeceğiz gibi duruyor. Oyun Aşırı hikayesi ne? sosyolojik, aşırı sosyolojik bir şey söyleyecektim ama vazgeçtim sonra. Söyle söyle abi. Ya, yazı yazarken günlük hayatta da biz hiç dikkat etmeniz için dil kurallarına bir dil kuralı bir şey oturup yazmaya başladığınız zaman şey gibi olursun. Dur bir dakika ya ki ayrı mı yazılıyor daha birleşik mi yazılıyor falan gibi şeye başlıyorsun ya. Yani Oluyor evet. ilkokula geri dönüyorsun bir anda Harbiden öyle kelime. oluyor bu arada ya. Ben çok yerde takılıp böyle lan nasıl yazıyorduk diye Google'ladım çok oldu yani. Özne nedir falan gibi bir noktaya gidebiliyorsun ister istemez yani. Çünkü sallayarak konuştuğumuz için birazcık problem yaratıyor tabii. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi oyunun hikayesi ne diye bir başlık şey yapmışız arkadaşlar. Bu zor. Oyunun hikayesi ne? Bu oyunun Japon işi. Japon işi. Bir Yaklaşık. Evet. anime işi abi. Şimdi Ama bu çok hissediliyor. aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Bu öncelikle oyunun hikayesine değinmeden öncesinde arkadaşlar ben çok uzun zamandır bu oyunun hikayesiyle ilgili, daha doğrusu bu oyunun hikayesinin içinde geçtiği evrenle ilgili uğraşıyorum. Yani 10 yıldan fazla olmuştur herhalde hesaplasam. FRP'lerini oynatarak başladım. Çizgi romanlarını yaptım iki tane. Ki bu Steam'de de yer alacak ileride. Detaylı bir evren hazırladık. Bu da o evren içerisinde geçen bir noktayı ele alıyor. Yani oyunun hikayesinde ele aldığı noktada çok gelecekte geçiyor. Artık insanlar ikinci veya üçüncü sınıf varlıklar haline gelmişler. Uzaylılar var. Dünyayı bir dönem işgal etmişler ve artık onlar hükmediyorlar, şey yapıyorlar. Onların sözleri geçiyor. O durumda insanların bir derece hayatta kalma macerasını ele alıyor. En azından oynayacağımız belirli bir kısmı bunu ele alıyor diyebilirim. Yani çok da spoiler vermeden şey yapmak istiyorum. Böyle bir teması var diyelim hikaye olarak. İlginçtir. İnsanlık açısından aslında çok böyle cyberpunk ile distopik arasında proto cyberpunk bir hikaye gibi gözükürken uzaylıların bakış açısından Star Trek gibi oluyor. O hikayenin o kısmı da bir ilginç. Ha. Yani uzaylılar için bayağı iyi bir dünyadayız ama insanlar için bayağı problemli yani. İnsanlar problemlerden hiç kurtulamıyorlar abi. Oyunun hikayesi nasıl ortaya çıktı diye sormuşum. Bunu bir yandan anlattım arkadaşlar. FRP'lerden, çizgi romanlardan gelen şeyleri harmanlayıp böyle birleştirdik. O yüzden bu soruyu geçiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ha, Sen tabii buyur abi. iki çizgi roman diye geçtir ama birisi webtoon, birisi manga onların. Ah, Böyle aynen. boş değil, şey değil yani, düz çizgi roman değil, bir üslubu var hepsinin yani. Aynen. İkisi farklı çizim üslubunda arkadaşlar. Webtoon'un da manganın da üsluplarına şeyden bakabilirsiniz. Aşağıda bizim Kickstarter sayfamız var. Onları da projeye sunduğumuz için işte fonlanabilirsek çıkarmak istediğimiz şeylerin arasına sunduğumuz için tarzlarından, çizimlerinden örnekler koyduk. Webtoon renkli manga siyah beyaz doğal olarak. Bakıp inceleyebilirsiniz. Onlar da bu evrenin parçası. Hatta bu oyunun konusu manganın hikayesine de bir derece değinerek gidiyor. Webtoon'dan biraz daha uzakta kalıyor tabi. Yani kule hikayeleri yeşil bir olmasının sebebi yeşil bir dönemi, yanlış hatırlamıyorsam, Aynen öyle. simgeliyor. Renkler bir dönemi simgeliyor yani, onları da söyleyelim de Hı şey olmasın. Kule hikayeleri yeşil bir. Greenpeace mi ne bu falan diye kalmasın ortada. Aynen abi, güzel güzel bir noktaya değindin. Arkadaşlar, evrenin bir zaman çizgisi var. Zaman çizgisini belirli ben renklere, dönemlere böldüm. O dönemlerde ya renklerde benim evrende daha farklı şeyler anlatıyor. Onu okudukça şey yaparsınız. Buradan söylemek doğru olmaz ama genel olarak renkler dönemleri şey yapıyor abi, vurguluyor ve bu da yeşil dönemde geçiyor bu oyunun hikayesi. O yüzden yeşil bir olarak şey yaptık. Atıyorum bundan sonrasında devam edebilirsek ben kırmızı dönemden bir hikaye anlatmak istiyorum. Kırmızı bir olacak. İleride yeşilin devamı olursa yeşil iki olacak gibi gibi. Yani genel bu oyunun evrenin teması kule hikayeleri, renk ve sayı şeklinde gidiyor diyebiliriz. Aynen. Ya bir de
renklerin önemi var yani. Önemi var derken ırk var renk üzerinde. Ondan dolayı Aynen öyle. gerçekten önemin dışında hani renklerin ekstra anlamları da var yani. Sadece zaman çizelgesinde bir yer kaplamıyor yani. Aynen öyle. Bu arada şey de belirtmek isterim. Şimdi hikayeler anlatacağım, şu hikayeleri anlatmak istiyorum derken şey gibi düşünmeyin. Evet, belirli bir zaman çizgisi var. Dünyanın başlangıcından sonuna kadar hatta bir zaman çizgisi var. Dünyanın ötesinde olan bir çizgi de var. Bunlar kopuk kopuk değil birbirinden. Yani sizin izlediğiniz dönemde bir hikaye dönerken arka planda serinin ana hikayesi işliyor gibi ilerleyecek bir yandan. Yani siz o dönemlerin hikayelerini izlerken bir yandan ana hikayeyi olan bağlantılarla izliyor olacaksınız. O yüzden bunun atıyorum yeşil birden sonra kırmızı bir geldiğinde siz orada bir kopukluk yaşamayacaksınız. Aksine daha birleşik bir yapı izliyor olacaksınız gibi bir ilerleme durumu olacak. En azından benim kafamda öyle. Umarım bunu da Yani size güzel aktarabilirim. bunu direkt olarak hikaye olarak anlatırsam, siz bir bara girdiniz. Barı normalin dışında bir şekilde işte bir ırktan birileri yönetiyor. İşte mavi ırktan birileri yönetiyor. Diyorsunuz ki ulan ne alaka bu mavi ırktan birisinin yönetmesi? Aslında işte ana olaydan bağlantı olarak işte bir ara gelmiş orada bar açmış ve onu işletiyor artık falan gibi bir durum var. Hani direkt olarak oradan bağlantı. Ya da bir patlama oluyor. Patlamanın sebebini ana hikayede gidişatını da şey yapılıyor. Bu arada yani salladım burada yani. Ha, Böyle biraz aynen. örnek veriyorum. Örnek olarak. Örnek olarak. Aynen öyle. Gene müzikle ilgili bir sorumuz var abi. Müzik yapım süreci nasıl gerçekleşti? Bunu gerçi bir derece cevapladık mı yoksa... Evet, bir derece yapmadık. Ses Değil mi? tasarımını anlatabilirim. Ha, olabilir abi. Ses tasarımına girişebilir. Ses tasarımını anlatırsam en nefret ettiğim şey ya nefret etmenin sebebi şey değil yani hani kötü olmasına ya da iyi olmasından dolayı değil. Ayrı bir uzmanlık. Yine o işte arka plan yapımı gibi müzikle ses efekti daha farklı bir şey. Yani ondan dolayı ses efekti yapmanın yöntemi ya da ses efekti uygun bulmak ya da o nasıl çıkaracağını bilmek, hangi şeyden ne ses çıkar, işte tiz ne anlama gelir, tok ne anlama gelir onu yani müzikte anlıyorsun tizin ne olduğunu, tokun ne olduğunu ama ses efekti daha farklı bir şey. Yani ayak şey yaparken mesela yürüme ses efekti yaparken mesela daha farklı bir şey yapıyorsun. Mesela şu an yine bir iş yapıyorum. Aynı ekibe benzer bir ekipte. Bir tane platform koşu oyunu diyeyim. İşte yürüme sesi istendi ama mekanik dedi. Mekanik olsun dendi. Nerede yürüyor dedim. Karbon fiber üzerinde yürüyor dendi. Şimdi bu ne demek bilmiyorum ama hani karbon fiberden kastın şey olduğunu anladım orada yani. Fütüristik bir yürüme sesi olsun. Onu dediğini anladım yani. Zor benim açımdan. Benim işim o değil yani. Onu yaparken zorlanıyorum o yüzden. İşte bir takım ses efektleri mesela uyumsuz olabilir. Bunu da belirtebilirsiniz bu arada. Yani düzeltiriz ya da yenileriz. Bu arada ben şey düşünüyorum direkt olarak hani oyun çıktıktan sonra ses efekti yenilemeyi, müzikleri yenilemeyi daha düzgün mix mastering yapmayı düşünüyorum zaten hani olduğu gibi fırlatıp kaçmak yerine olabileceği şekilde çıkartma. Zaten oyun tam olarak çıkmadığından dolayı da belli olur yani bakalım ne olacak. Güzel bir noktaya değindin abi. Oyunu çıkaracağımız şeyden de hafif bahsedelim. Arkadaşlar biz oyunu erken erişimde çıkaracağız. Bu arada Next Fest etkinliğiyle beraber çıkış yapacak demosu. Bizim oyunumuz biraz uzun bir oyun. Bölüm bölüm hazırlayacağız. Yani şöyle söyleyeyim ben görsel roman oyunu çok oynamıyorum ama arada oynuyorum. Genelde bizim birinci bölümümüzün uzunluğuna iki oyun sığdıran firmalar var. Yani bölümlerimiz kesinlikle kısa değil ama hani uzun bir oyun olduğu için biz de çok küçük bir grup olduğumuz için bölümlere bölmekte doğru bulduk. Şu anda kafamızda 4 bölüm artı bir DLC bölümümüz var. Yani toplamda 5 bölüm diyebilirsiniz siz buna yuvarlak hesap. Erken erişimden çıktığında ilk bölüm tamamıyla oynanılabilir olacak. Bu arada evet seçtiğiniz seçenekler gerçekten etki ediyor. Bir şeyleri değiştiriyorsunuz. Kiminde daha fazla lore öğreniyorsunuz. Kiminde apayrı yollara gidiyorsunuz. Sırf demoda bile öyle biliyorsunuz arkadaşlar. diyebilirim. Evet o bayağı ilginç ya. Ya kişisel olarak yorum yapayım. Geliştirici olmak dışında yani müziği yapan bir insan olmak dışında
Ben de çok visual novel oynayan bir insan değilim. Zaten görsel romanların çoğu belli bir üslupla insanlara bir şey olduğu için hani birazcık görsel roman oynamak da tehlikeli bir şey. Yani hangisini düzgün olup olmadığını anlayamıyorsun. Bu düzgün olanlardan bir tanesi olduğu için oynarken şeyi çok garip hissettiriyor. Yani düzgün olanları da oynadım da yani onlarda şey denir yani. Tek bir yöne gidiyor her şey. İşte Railroad denir. Hatta FRP'de bunu. İşte bir yerden başlayıp bir yere gidiyor. Ya da 2-3 tane seçenek var. 4 tane seçenek var. Burada verdiğin kararların hepsinin ya basitinden en basit o demonun en başından bahsedersem televizyonu kapat var. Televizyonu kapatma var. Bu direkt her şeyi etkiliyor yani. Yani onu kapattığın zaman bambaşka bir yoldan gidiyorsun. Kapatmadığın zaman bambaşka bir yoldan gidiyorsun. Böyle bir durum var. Yani ondan dolayı hayatta bazı kararların bedelini ödemek gerekebiliyor tabii. Hayatta Aynen bir zor. öyle. Oyunda Daha, oyunda daha sert hissediyorsun. bu arada abi, safe'likten bahsetmişken buradan merak eden arkadaşlar da şey yapayım. Arkadaşlar oyunumuz, evet, adult ama öyle aslında adult da değil. Nasıl şey değil yani Art 10, NSFW değil yani. evet, NSFW değil. Oyunda biraz şiddet var, gore var, kan var, belki küfür, belirli kötü diyaloglar olabilir. Arada. Argo diyaloglar, aynen, kusura bakmayın. Ama Ama artı karakterleri 18 yönde cinsel bir şeysi yok oyunun. Onu belirteyim. Aynen. evet. Bu belirtmekte fayda var sanırım. Evet. Oluyor bazen ister istemez. Yani o tarzda bir şey yapmış olsak veya Vision Novel yapmış olsak burada konuşuyor olmayız herhalde zaten. Hani bir şey nasıl yaptın abi kadınları? Nasıl çizdin abi? Vallahi böyle çizdim falan diye konuşmayız yani. Benim için önemli olan nokta neyse. Abi proje devam edecek mi diye final bir soru şey yapmışım. Ben hayatım boyunca bu hikayenin temellerini attım abi. Yani 31 yaşındayım bu arada. Yani kendimi bildim bileli bu çalışma üzerine hep gittim, şey yaptım. Bu yüzden de hani projeyi yaptım, bitirdim, kaçtım, devamı gelmeyecek, bıraktım falan gibi bir şeysi olmayacak. Ya ben bunu devam ettirmeyi çok istiyorum. Ya Kickstarter'ımız belki başarılı olur, belki başarısız olur, onu ben bilemem. Yani başarılı da olsa, başarısız da olsa biz bunu bir şekilde en azından ilk oyununu ilerleteceğiz, bitireceğiz. Ve ben bunu bir şekilde devam ettirmeye çalışacağım aynı şekilde. Görkem, sen de devam edeceksin mi aynı şekilde abi? Şeydi abi, para yoksa ben maalesef ilk bölümden sonra Ya kaçıyorum. inşallah ilk bölümü bitireceğiz zaten. Çok az kaldı. Devamı artık sen de biliyorsun abi, bazı durum ve ihtimallere bağlı olarak nasıl ilerler, Elbette. yavaş mı ilerler? Yoksa hızlı mı? Toplar olur Artık mu, ne olur? o Aynen. zamanki duruma bağlı diyelim. Yani şöyle arkadaşlar, burada bizim için en önemli olan kısım, ya biz sonuçta buraya bayağı bir emek ve bayağı bir enerji şey yapıyoruz, aktarıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu projelere ilgilenmekten şu anda aktif olarak çalıştığım iki tane oyun projesi var. Bir Girdap Entertainment'da başarını da bahsettiği gibi bir koşu oyunu üzerine çalışıyoruz. Telefon oyunu, mobil bir oyun yapıyoruz. Onun animasyonlarını yapıyorum. Bir de burada işte bu oyunun hikaye ve görsel şeylerini yapıyoruz. Ve inanılmaz emek gidiyor her noktadan. Bunun şu anda yapıyoruz, üretiyoruz ama bunun karşılığını alabilmek bizim tabii ki de buraya vereceğimiz yoğunluğu çok daha arttırır. Ben hiçbir işe mesela freelance çalışıyorum normalde. Bu işlerden dolayı freelance iş alamıyorum. Ya o derece yoğunlaştım, buraya şey yapıyorum ama işte Ya 31 gönül işi. yaşına geldim. Aynen, gönül işi olarak ilerliyor. Bu gönül işi de belli bir yere kadar ilerleyebiliyor maalesef. Yani Next Fest oyunumuzun demosu olacak. Bedava alın, indirin, deneyin. Hoşunuza giderse oyunu da satın alın arkadaşlar. Zaten çok uygun bir fiyata çıkacak. 3 dolar. Biliyorum dolar sürekli artıyor. Üzerine bir de %15 indirim basmıştık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. %15 mi %20 mi ne? Gayet uygun bir fiyata denk gelecek. Yani artık zaten yani o 3 dolar, bir bakkala girdin çıktın 3 dolardan fazlası gidiyor yani. Oyun içinde verilebilir bir fiyat olduğunu düşünüyoruz. Yani karşılığını bulduğumuz sürece bu oyunun üzerindeki çalışma süremiz de daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum ben.
Olmazsa da biraz daha yavaş ilerleyecek haliyle. Yani. Ya en kötü ihtimalle hani uzun süreler içerisinde yine çıkar bir şeyler yani şey olmaz. Aynen öyle. Ya yani projeyi yarım bırakmayacağız. Proje Ya ondan ilerleyecek. abi hani ya proje her türlü biter ama işte hayattaki ilerlemeye bağlı olarak hani Evet. benim örnek olarak benim eğitim durumundan dolayı Aynen. Mesela eğitim ilerlemem. yabancı ülkeye gitme durum var işte. aynen. Aynı şekilde bu arada benim de yabancı ülkeye gitme durumum vesaire bir takım şeyler var. Ama bunlar dediğimiz gibi hani biz bunları zaten daha önce oturup konuştuk abi. Olur da sen gidersen şu şekilde şu aralıklarla çalışırız. İşte ben gidersem aramızda böyle bir zaman farkı oluşmuş olacak. Birimiz Japonya, birimizin Amerika planları var. İşte şu saatler aralığında böyle çalışırız gibi gibi böyle konuşmalarımız oldu. Yani Ben buradayım. Yani başarsam ama burada. proje yavaşlamış olur Türkiye'deki sadece genel dediğimiz gururumuz. gibi. Türkiye'deyim ben. Acaba. Yani desteklerinizi şey yapın arkadaşlar. Yani bu Dirgemeyin. destek illa para değil bu arada. Atıyorum yapıcı bir eleştiri olur. Belki hoşunuza gitmiştir oyunu oynarsınız. Bir teşekkür etmek olur. Yani bu moral noktasının bir sınırı yok abi yani. Dediğim gibi oyun oynarken hissettiğiniz şeyleri bize samimi bir şekilde aktarabilirsiniz. Bizim de zaten en çok duymak istediğimiz kısımlar o. Samimi düşünceleriniz, samimi yanıtlarınız her noktada. Sadece çizim şeyler değil, müzikler var, yazılımsal kısımlar var, gördüğünüz şeyler olur. Bize her noktada geri dönüş sağlayabilirsiniz. Yani Sadece bu. YouTube videosuna sadece bir like atmak bile bizim işimize yarıyor yani en kötü ihtimalle. Mutlu oluyoruz abi görünce. Yani Aynen abi biraz öyle oluyor. hani şu ana kadar oyunun tamamlanması ya Kickstarter'a, Steam'e çıkması gibi olaylarda bile en küçük olayında mutluluk varken hani insanların yorum yapıp beğenmesi daha da heyecanlandırıcı bir durum olacak büyük Ya da ihtimalle. beğenmemesi. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. beğenmemesi, acaba neden beğenmedi? Nerede hata yaptık gibi hani. Ya Aynen beğenmemesi öyle. demek ciddiye al demektir en basitinden yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Gördü, anladı ve oynadı ya da işte inceledi ve eleştirisini verdiği gibi oluyor. Ve o da yani ayrı bir yani mutlu oluyorsun eğer Motivasyon. birisi bir baktı ve gördü anladı falan diye. Çünkü birazcık buna çalışıyorsun aslında. Gönül işi birazcık böyle oluyor yani. Aynen Şey öyle. oluyor. Nasıl yani? 5 dolar kazanıyor mutlu olmuyor yani orada. Ya zaten işin şeysinde hep sürekli para hesabı olsa tahminen bu projede zaten öyle ilerleyebilecek bir proje olmazdı. Şu an burada olmazdı. Bu videoyu çekiyor olmazdı en A basitinden aynen öyle. yine. Ya en basitinden para için yapıyorsaydık abi daha farklı daha Yani farklı evet. türlere yönelirdik herhalde. Burada mesela Görkem'in resmini Kesinlikle para için. göremezdiniz. Gibi gibi. Ya yani hiçbirimizin ki herhalde şey olmaz öyle bir durumda. Neyse yani arkadaşlar. Kısaca sanırım tüm konuları toparladık. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa son sözlerinizi alabiliriz falan. Vallahi iyi hallettik ya. Değil. Oyun. Keyifli oldu baya. Devlog yaparız herhalde diye düşünüyorum. Böyle bir Devamı beyan. aynen Yani bence de gelmedim gelir. ya. Keyifli oldu. Ben de yani. Şey olarak yani. Devam ediyor muyuz? Öldük mü kaldık mı? Yani ben Amerika'ya gittim. Ben Japonya'ya gittim. Ben hala Türkiye'deyim gibi bir şey biter miyiz acaba? Ben Vallahi Türkiye'deyim merhaba. Keyifli olur gibime şey var geliyor ya. bence de. Multiplayer'daki şey gibi hani her evlendi, nişanlandı, Discord'izim oynuyor şey var yani mimi onun gibi oluyor. Bu arada Discord'izim oynuyorum yani oynadım. Aramızda O bir da bir Discord izleyim geyiği aa. var arkadaşlar. Şu anda o gerçekleşti mi? Durdum. Arkadaşlar, takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Keyifli oldu. Sizler de yorumlarınızı yazın. Her şeyi okumak için can atıyoruz. Öyleyse bir sonraki videolarımızda diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.